etmek istiyoruz. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grup Başkanımız, tüm MOB Genel Sekreterimiz Yahya Arıkan'a hoş geldiniz. İstanbul Mali Müşavirin Odası Başkan Adayımız Erol Demirel'e hoş geldiniz diyoruz. Başkan Yardımcımız Ziya İhsanlı, hoş geldiniz diyoruz. Önceki dönem kurul üyemiz Hayreti Özbakır, hoş geldiniz. Mali Müşavirler Odası Birliği Derneği'nin ilçemiz, ben pardon yanlış söyledim orayı. Şube başkanı. Karıştırdım bir dakika. 3 dakika mı? Geçmiş dönem Dernek Genel Başkanımız Süleyman Bilge aramızda. Hoş geldin. Mali Müşavirler Odası, Mali Müşavirler Odamızın neredeydi? Kim ya? En son sırada. Bizim yazdığımız listeden sonra gelen misafirlerimiz oldu, o yüzden kusura bakmayın. Muhasebeciler, Mali Müşavirler Birliği Derneği Başkan Yardımcısı ilçemizden Esra Başar Öztürk, hoş geldiniz. Bu dönem ilçemiz Mali Müşavirler Birliği Derneği'nden Gürkan Fakir. Gazi Osman Paşa ilçe temsilcisi Lera Satılmış aramızda, hoş geldiniz. İktisadi Dayanışma İmtiyaz Sahibi Nusret Sümer, hoş geldi. Bu kahvaltı etkinliğinde bize sponsor olan Uyumsoft ekibine teşekkür ederiz. Açılış konuşmamızı yapması için Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Bayrampaşa ilçe sözcüğümüz Feray Özdemir'i kürsüye davet ediyorum. Evet, değerli meslektaşlarım, çok değerli Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grup Başkanımız, aynı zamanda TÜRMOB Genel Sekreterimiz Sayın Yahya Başkanım, değerli Oda Sekreterimiz, değerli TÜRMOB Sürgen Başkan Yardımcımız, temsilci arkadaşlarımız, değerli misafirler, değerli konuklar, ekip arkadaşlarım, sizleri, hepinizi ÇDMB Saltılmış adı tabi bunu vurguluyorum. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Bayrampaşa Sözcüğü ve ekip arkadaşlarım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Değerli meslektaşlarım, hepinizin bildiği gibi 3 gün öncesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Ve bu zaferin, Çanakkale Zaferi'nin ve akabinde verilen Kurtuluş Savaşı Zaferi'nin çevremizdeki olaylardan gördük ki ne büyük bir değer olduğunu, ne kadar minnet ve şükran duygularımızla geçmişlerimizi, ecdadımızı yad etmemiz gerektiğini bir kez daha, önemini daha iyi anladık diye düşünüyorum. Bu arada bu vesileyle huzurlarınızda hemen Büyük Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve cephede çok zor şartlar altında savunarak bu vatanı bizlere emanet bırakan askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum, şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Değerli dostlar, hayat devam ediyor. Hayat devam ettiği sürece de hepimizin bildiği, yaşadığı gibi gerek mesleki alanda, gerekse hayatın diğer alanlarında sorunlarımız oldu, olmayana devam edecek. Bundan sonra da olacak. Evet. Mesleğimizi yaptığımız süre içerisinde yeni düzenlemelerle karşı karşıya kalacağız. Karlar yağacak, yollara çıkamayacağız. Pandemi söz konusu olacak, evlerimize kapanacağız. İnşallah olmaz ama olabilir gibi çok yorumlar var. Mevzuatlar karışacak, yeni işler ortaya çıkacak, aksaklıklar olacak, teknik problemler olacak. Bu arada pandemi demişken, pandemide 200'e yakın meslektaşımızı kaybettik. Ben onlara huzurlarınızda Allah'tan rahmet, henüz hasta olanlara acil şifalar diliyorum. Bugün buraya gelmek isteyip de pozitif çıkan arkadaşlarımız var, beni aradılar. Allah şifa versin diyorum onlara da.
Yani bunları dostlar, bunları yaşamaya devam edeceğiz. Elbette bunları küçümsemiyoruz. Elbette bunları küçümsemiyoruz. Ama bunları çabalarımız ve tecrübe ve deneyimlerimiz ile çözmeye de devam edeceğimizi düşünüyorum. Ama burada önemli olan asıl büyük resmi görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok uzun zamandır hem ülkemiz hem dünya bir değişim süreci içerisinde ve son iki yıldır yaşanan değişim de bize önümüzdeki süreçteki daha da hızlı hale gelecek olan değişimlerin ayak sesleriydi. Birinci basamağı. Bundan sonra hayatımız çok daha hızlı değişeceğini düşünüyoruz. Teknoloji bütün yaşamımızı değiştiriyor. Değerli meslektaşlar, teknoloji deyince ülkemizde birçok insanımızın anladığı gibi Facebook'tan, Twitter'dan filan da bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz teknoloji, işte bu iki yıllık süreç bize gösterdi ki bu şekilde yüz yüze bir araya gelmeden de biz bu eğitimleri yaptık, yapabildik, birbirlerimizle toplantılar yaptık. Birçok şirket evden çalışmaya geçti. Biz de birçok belki bürolarımıza gidemedik. Biz her zaman gitmek zorundaydık ama gidemediğimiz zamanlar oldu. Ama evden işlerimizi de birçoğunu halledebildik. Yani teknolojiden kastım budur. Teknoloji dolayısıyla iş yapma biçimlerimizi de değiştiriyor. Yani yeni iş alanları ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bu durum hepimize yansıyor. Biz de mecburen iş yapma biçimlerimizi artık gözden geçirmek ve değiştirmek zorundayız. Bu süreci iyi yakalamamız lazım değerli dostlar. Kaçırırsak sonra çok gözyaşı dökeriz. İyi yakalamamız lazım, görmemiz lazım. İster muhasebecilik, defter tutma faaliyeti yapıyor olalım, ister danışmanlık yapıyor olalım, isterse denetim yapıyor olalım. Mutlaka kendimizi 3 yıl sonraya, 5 yıl sonraya konumlandırmamız lazım. Bu çok önemli. Eğer bunu yapamazsak mesleğimiz bitti. Birçok toplantılarda yöneticilerimiz, idarecilerimiz şunu söylüyor. Bu meslek tarihi var olduğundan beri var. Bitmez. Evet bitmez. Ama şu andaki mevcut sistemle ben fatura gireyim, iş yapayım da KDV muhtasar yapayım dersek bitti. Geçmiş olsun. 90+4. Dakikadayız. 1 dakika daha kalmış. Bu benim şahsi yorumum. O 1 dakika 5 yıl mı sürer, 3 yıl mı sürer, 10 yıl mı sürer? O da dünyadaki gelişmeler gösterecek bize. Kendi analizimizi yapmamız lazım değerli dostlar. Analizimiz nedir? Güçlü yanlarımız nedir? Zayıf yanlarımız nedir? Bunları bir masaya yatırıp analizini yaparacağız. Sonra da iyi yönlerimizi güçlendirmeye, kötü yönlerimizden de, eksik yönlerimizden de kurtulmaya bakmamız lazım. Bakın değerli dostlar, biraz önce de dedim, defter tutmak artık tamamen elektronik ortama geçti. Şu anda birçoğumuzun yaptığı, oturup fatura fiş girmeyi, şirketlerin depolarındaki depocular yapıyor. Ya faturanın üzerindeki barkodu cihazla okutuyor ya da oradan stok kodları tanımlanmış, stoğuna giriyor, muhasebeleştir diyor, ilgili hesaplara gidiyor. Keza banka hareketleri öyle, keza diğer bütün evrakların %80'i öyle. Yani bizim işimiz bu anlamda. Ama nereye evrilmiş? Nereye evrilmiş? İşte bu noktada finansal raporlamaya doğru evrilmiş. Finansal raporlama, çok kaliteli bir finansal raporlama öğrenmeliyiz. Bu raporları, analizini iyi yapmalıyız, yorumlamalıyız, firmalarımıza yol göstermeliyiz, katma değer yaratmalıyız ki o firmaların vazgeçilmezleri, değerlileri olacak. Bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Herkes kendini gözden geçirsin. Çok kısa bir anekdot vereceğim. Kendimize çeki düzen verme adına, notlarım arasında yoktu ama akış niteliği benim aklıma bundan geldi. Birkaç tane müşterimi bıraktım yoğunluğundan veya işte eleman probleminden dolayı. Bir tane işletme derdi. Geçtiğimizde pazarcı, küçümsemek anlamında söylemiyorum. İlkokul mezunu. İki tane dedi, muhasebeciye gittim komşularımın arkadaşlarına. Arkadaş dedi, ben aradım onu, Şubat'ın 20'si geldi, abi ne yaptın, hani birini buldun mu? Bak ben bıraktım zannederim, sen aldın mı almadın zannedersin, ortada kalmasın diye. Bana dediği şu vardı. Arkadaş dedi, iki tane büroya gittik, komşularımın muhasebecileri, çok özür dileyerek söylüyorum, bu bir bana göre bir veciz söz. Dedi ki, atır sizi, dedi. Cesaret edip veremedi. Ben utandım. Bir meslektaşıma, ilkokul mezunu bir pazarcılık yapmış bir insan, atır sizi, dedi. Verememiş defterini. En nihayetinde birini buldu verdi. Yani kendimizi kontrol edelim, çeki düzen verelim derken aslında bunları da unutmamamız lazım. Bir çeki düzen vermemiz lazım ki saygınlık görelim. Yani Nasrettin Hoca dediği gibi kişi kıyafetiyle bir meclise girer, sözüyle o meclisten çıkarmış. Kıyafet de demek ki önemli bir şey.
Ha da biliyorsunuz bunu destekleyen bir sürü sözlerimiz var tarihte işte. Ye Kürküm ye gibi aklıma gelenler. Evet, bunları söyledik. O zaman biz bu kendimizi gözden geçirip bu analizleri yapıp kendimize çeki düzen verirsek mesleğimiz çok güzel yerlere gidiyor. Bunu da görüyoruz. Değerli meslektaşlarımız, Çağdaş Demokratlar ile yanan İSMO ışığı her geçen gün güçlenerek büyümeye devam ediyor. Ve her zamankinden çok güçlü bir şekilde yeni meslektaşlarımızı da aramıza katarak odamızı, mesleğimizi geleceğe bizler ve sizler el ele hep birlikte taşıyacağız. Buna olan inancım sonsuzdur. Şuna tüm kalbimle inanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi 14-15 Mayıs'ta yapılacak olan odamızın genel kurullarında sizin de grubumuza vereceği desteğin büyüyerek devam edeceğini biliyorum. Böylece Büyük Atatürk'ün yolundan giden bizlerin elimizdeki kaleleri sonuna kadar hep birlikte koruyacak ve mesleğimize sahip çıkacağımıza olan inancım da tam. Hep birlikte geleceği inşa edeceğiz. Sevgili dostlar, izninizle ben birkaç teşekkür etmek istiyorum. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grup Başkanımız, çok kıymetli başkanı, aynı zamanda TÜRMOK Genel Sekreteri ve İstanbul Odamızın kurucu onursal başkanı, ilçemizin bugünlere gelmesinde büyük katkılar olan meslek mücadelemizin, ben ona kutup yıldızı diyorum, meslek mücadelemizin kutup yıldızı Sayın Yahya Arıkan'a huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. 2016-2022 döneminde kendisiyle yakın çalışma fırsatı bulduğum meslek büyüğü, üstadım, Bayrampaşa ilçesindeki katkıları, eğitimleri çok güzel ortamlarda yapmamızı bizlere sağlayan oda başkanımız Sayın Yücel Akdemir'e de çok teşekkür ediyorum. Huzurlarınızda özür dileyerek unuttum. Biraz önce beni aradı, yarım saat önce. Karadeniz Odaları Platformu toplantısı gereği il dışındaydı. Gelecekti dün akşam. Yalnız bir aksilik olmuş, gelemedi. Çok selamlarını söyledi. Bunu da belirtmiş olayım. Selamları var sizlere. Ayrıca şu anda görevi devam eden Oda Yönetim Kurulu üyelerimizden, Oda Başkan Yardımcımız Alayda Tunca, Oda Sayın Hanımız aramızda olamadı, gelecekti ama gecikti, galiba bir problemi var. Gülgün Hanım'a, Oda Yönetim Kurulu üyemiz Halil Bursalı'ya çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Oda Sekreterimiz, grubumuz Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği'nin 2022-2025 dönemi başkan adayımız olan Erol Demirel'e huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Lütfen geri kalkın. Sayın Demirel'in Yücel Başkanımızın belli bir yere irtifaya taşıdığı bayrağı çok daha yükseklere çıkaracağı inancına kendisine de başarılar diliyorum. Bayrampaşa'da ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Uyumsoft'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki en değerli, en büyük teşekkürü siz değerli meslektaşlarımıza ediyoruz. Siz olmasanız hiçbirimiz olmayacak, mesleğimiz de olmayacak. Bunun da bilindeyiz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, ben sizden bir ricam var. Hiç o aranızda yok ama benim bu muhteşem insanları Bayrampaşa'da iyi bir alkışlayalım. Güzel bir moralle gönderelim. Ne dersiniz? Yalnız arkadaşlar, ben Yahya Başkan'ın huyunu biliyorum. Bu alkışa bir daha gelmez mi acaba? Allah göstereyim. Kış biraz uzadı ve fark ediyorum benim konuşmam da biraz uzadı, sıktı. Ama şunu söyleyebilirim, kış ne kadar uzarsa uzasın, benim konuşmam ne kadar uzarsa uzasın, bahar yine gelecek, güneş yüzünü tekrar gösterecek ve her yerde yeniden çiçekler açacak. Çok teşekkür ederim.